Tam sayıları pozitif negatif olarak ayırt edebildiğimiz gibi tek tam sayı var çift tam sayı var diye ayırabiliyoruz. Evet. Tek tam sayıları görüyorsunuz eksi 3 eksi 1 1 3 yine artı eksi sonsuza doğru gider ve tek tam sayıları 2n eksi 1 ne diyelim gösterimiyle diyeceğim. genel terimiyle, terimiyle gösterebiliriz. Terimi. Burada kasıt nedir? N'e herhangi bir tam sayı değeri verdiğinizde 1, 3, 5 ya da 2, 4, 6 hiç fark etmez. Sonuç her zaman ne çıkacaktır? Tek. Tek sayı çıkacaktır. Ve yine çift sayılara baktığımızda eksi 4, eksi 2, 0, 2, 4. Burada da genel gösterim 2 n'dir. N'e herhangi bir çift sayı değeri verdiğinizde Sonuç... ya da tek çift çıkacak. Burada genellikle karıştırdıkları bir husus 0 değil mi yine? Evet. Hani pozitif negatif derken sıfırı pozitif veya negatif kabul etmiyoruz. Nötr kabul ediyoruz ama Tek. çift çiftlik hususunda sıfır nasıl bir sayıdır? Çiftliğe çift, bir sayıdır. sayıdır. Buna özellikle dikkat etmeniz gerekiyor. Peki tek ve çift sayılarla yapılan işlemler nelerdir? Tek artı tek çifttir. Tek artı çift tektir. Çift artı tek tektir. Çift artı çift çifttir. Tekerleme gibi. Sayısal değerler vererek kendinize de göreceksiniz. Tek sayı varysa aynı. Bir tane örnek verelim. Bir üç mesela. Bir üç topla çift. çift. Bir iki topla teç. Buradan tek. da görebilir. Evet. Peki çarpıma gelince en az bir tanesi çift olursa çarpım çift. ne olacaktır? Çift olacaktır. Ancak her ikisi de tek olursa sonuç tek olacaktır diyebiliriz. Bu arada hemen şu eklemeyi de yapalım. Tek bir sayının bütün pozitif kuvvetleri nedir? Pozitif kuvvetleri n elemandır z artı, artı. diyelim buraya. Tektir yine. Yine tektir. Çift bir sayının bütün pozitif kuvvetleri yine nedir? Çifttir. Ancak özel bir durum var ya hani sıfır. pozitif olmazsa da ne olursa mesela sıfır, sıfır olursa çift bir sayının sıfırıncı kuvveti nedir? Tektir. Birdir. Yani tektir. Bu özel durum. Bir de Sayıların negatif kuvvetleri olursa, tek veya çift, herhangi birisinin negatif bir kuvveti olursa, burada teklik çiftlikten söz edilemez. Çünkü sayı Rasyonel. artık ne hale geliyor? Rasyonel hale geliyor. Ben senin dudaklarını okumak için dönmek zorunda kalıyorum. Ciddi söylüyorum, diyemiyorum. Bir şeyler söylüyorsun orada. <gülüyor> <gülüyor> Peki bunu gönderiyoruz Aynen şimdi. Gelsin. Aşağıdakilerden kaç tanesinin sonucu tek sayıdır? Sayıları burada olduğu gibi büyük olarak düşünmenize gerek yok. Bunun çarpımını hesaplamanıza gerek yok. Son tek var. olarak düşünelim. Tek, tek tek tek. Nedir bunların çarpımı? Tek. Tek'tir. Peki, 40 faktöriyel demişiz. 5 faktöriyelden sonra sonuç 0. Ya da 2 faktöriyelden sonrası evet. hepsi zaten çift. çift sayı. Sadece 0 faktöriyel 1'dir. 1 faktöriyel 1'dir. Ancak 2 faktöriyelden itibaren hepsi ne olacaktır? Çift olacaktır. Çift, olacaktır. çift sayıya 1 eklerseniz tek. sonuç tek olacaktır. Çift artı tekten. Gelelim buraya. Sayının dedik ya kuvvetleri önemli değil. Üstleri Bu çift silelim. mi? Evet. Çift olacak. Tek mi? Tek olacak. Çift. Nedir bunların toplamı? Hemen değer verelim ya da öğrenciler kafalarında toplarlar. 2 1 2 diyelim. Toplamları 5 yani tek, tek. olacaktır. Geliyoruz buraya. Çift artı tek. 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 Çift artı tek. Tek. Çarptır ver gayri. Tek, tek, olacaktır. 1 üzeri 0, 2 üzeri 0, 3 üzeri 0, 40 üzeri 0. Hepsinin sonucu 1 değil evet. midir? Evet. Kaç, Kaç tane? tane 1 var burada? 40 tane. Bunun sonucu Çin çift olacaktır. olacaktır. Kaç tanesinin sonucu tek? Dört tanesini tek bulduk, değil mi? Evet. Dört tanesinin sonucu tek, bir tanesinin sonucu çift diyoruz. Tabi burada tekli çiftlikle karşınıza çıkan en genel soruları gösteriyoruz. Burada da bir, bir diğeri. A bir tam sayı ve 3A artı 2 çift bir sayı. Hemen A'yı tespit etmemiz lazım. Tek mi çift mi? Evet. Kaç olması gerekiyor? 1 versek, tek olacak. 5 olacak, tek. O zaman 2 versek, çift oluyor. Demek ki A çift bir sayı. Evet. A çift bir sayı olduğuna göre cevap şıklarında hemen A yerine 2 yazın. 4, 6, 7. Tek. Değil mi? Ee, 8, 24. 8 daha 32, 37. Tek. A bölü 2, 1, 3. Tek. 8, 1 daha 9. Tek. 2 faktöriyel kaçtır? Yalnız kesinlikle demiş. Biliyorum bunu birazdan diyeceğim. 2 bakter 2. Adam diyor demiş bu adam gidiyor Takırdı. Kaç olacaktır? 15. 15. Tek. 2 üzeri 2'den. Bakarsan buraya hepsi tek. üzülüyorum. Evet. A yerine 2 yazdığımızda. Ancak Geldim. Polinomsal ifadelerden korkmayın. Sıkıntı yok. Onlar da polinomsal derken bunu da açıklamak gerekiyor. 9. sınıf ya da 8. sınıf öğrencileri olabilir dinleyenler. A kare, A küp, A üzeri 4, 2 A küp, 2 A gibi ifadeler polinomsal ifadelerdir. A'nın kuvveti tam sayıysa, pozitifse. Eğer burada bir sıkıntı yok. Şunlar kesin tek. Onaylayalım bunları. Polinomsal, polinomsal. Ama rasyonel Faktöriyel, faktöriyel ve üsteller sakın. problem çıkartır. Neden? Kaptım deden. Bir kere a negatif olabilir demiştik değil mi? Evet. Mesela a'ya eksi 2 ver 2 üzeri eksi 2. Direkt tam de. sayı bile değil. İptal. Bunu söyleyemiyoruz. Geldik buraya. a'ya eksi 2 versen eksi 2'nin faktöriyelini alabilir miyiz? Bir alamayız. Alamayız. Sıfır faktöriyel alınabilir belki de ama eksi 2'nin faktöriyel. Bu da tam sayı değil. Ve geldik buraya. A'ya 2 vermiştik. Sonuç tek çıktı. Kurtardık. Ama 4 verseydik. Çünkü 4 de bir çift Evet. 4 verseydik. 4 bölü 2. 2. 2 daha 4. Olmuyor. O zaman da çift oluyor. Bu da değil. Yani bunlar hep tuzaktır. Faktöriyel, üstel fonksiyon ve rasyonel, ve ifade. rasyonel ifadelere özellikle dikkat edeceksiniz. Gönderelim Kaç mi? Kaç tane? 1, 2, 3 tane mi oldu? 3 tanesi. Hadi gel bakalım. Hadi gönder bakalım. ABC tam sayı evet. var. 3A artı 4B bölü 7 eşittir C olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? Bunlar öğrencilerin en çok sıkıntı yaşadığı teknik çiftlik soru var. Evet en yani çok çamura yattıkları. Peki ne yapacağız burada? Ben hep içler dışarı çarpımı yapın diyorum çünkü rasyonellerde evet. teknik Sonra çiftlikten kesin, söz edilmez ya. Kesin çift olanları belirleyebilirler. Böyle yapalım o zaman. 3A artı 4B eşittir 7C. Kesin çift olan derken A veya B değil de 4B B, değil mi? Evet. Kesinlikle çift. Hani 4 ile çarpıldığı için o da. Yoksa sayı tek mi çift B, mi henüz şey bilmiyoruz. 4B çift bu kesin. A sayısına gelirsek A'ya tek değer verirsem tek artı çift ne olacaktır? Tek, tek olacaktır. E karşı tarafında tek çıkması gerekiyor. Bu da tek, olması, tek gerekiyor. olması gerekiyor. Sen yoruldun galiba. Yok, <laughs> bakıyorum. Yazgın <yorum> ya ben. Tamam, <laughs> <Yazıklıyorum. şimdi. gülüyor> sen biraz dinlenme beni <laughs> burada. <laughs> Peki, 4B gelelim diğer ihtimale. A'ya çift sayı verdim. Evet. 4B gene çift. Çift sonuçta. Çiftle çiftin toplamı çift olduğunda burası da çift olması gerekiyor. C de çifttir. Bakınız, Hı. B hakkında bir yorum yapamıyorum. Ama 4B kesinlikle çift. A tek de olabiliyor, çift, çift de olabiliyor. olabiliyor. Hadi elemeye başlayalım. A tektir. Yanlış. Tek de olabilir dedik. Çift de. Evet. B çifttir. Yorum yapamam. Çünkü çift sayıyla çarpıldığı için tek de olsa çift de olsa gitmiş artık o. Evet. A artı B tektir. Bakıyorum. A tek veya çift değerlendirilebilir. Evet. Ancak B değerlendirilemediği için Sonra bunda da, da yorum yok. B çarpı C tektir. B gene yorumsuz. Ama A artı C çifttire gelesek. A'nın tek olduğu durumda C de tektir. Evet. E, tek artı tek çifttir. Yine A'nın çift olduğu durumda C'de çifti yine çifttir. O zaman bu kesinlikle nedir diyebiliriz? Doğrudur. Doğrudur diyebiliriz. Burada dikkat etmeniz gereken A tek iken de tek. A çift iken C'de, 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 C'de. çift.